Sevgili seyirciler, yeni bir Ege gündemiyle karşınızdayız. Aydın'ın Çakırbeyli köyündeyiz. Adnan Menderes'in köyü burası, merhum başbakan. Köylü pazarındayız. Doğal ürünlerin yetiştirildiği, en taze, en doğal, iyi tarım uygulamalarıyla yetiştirilmiş ürünleri bulabildiğiniz bir pazar yeri. Koçarlı Belediyesi burayı tekrar düzenleyerek hizmete açtı. Renkli görüntülerle karşınızdayız. Ege gündemi başlıyor. Kendi ürettiklerimizi satıyoruz. Tereyağı, kesik, süt, zeytin, sabun. Nerede üretiliyor bunlar? Koçarlı Evsekler Köyü. Ben Şenay Fidan, Cincin'den geliyorum. Kendim üretiyorum. Bu da köy peyniri, inek peyniri. İnekler doğal mı besleniyor bu? Kendimiz üretiyoruz, doğal. Teyzeciğim, nasılsın? Sağ ol, siz nasılsınız? Sormasayım, sorulmaz ama teyzeciğim, nüfus cüzdanı ne kadar eski? 32 doğumlu. 33 yazıyor. 33 doğumlu. Peki neredensiniz? İncirlioğlu. Orada doğma, orada büyüme. Siz böyle pazarı rahat dolaşabiliyor musunuz? Nasıl buldunuz yeni düzenlemeyi? Çok güzel yapılmış. Evet, çok güzel yapılmış. Evet, aralar, mesafeler güzel. Tabii bugün ilk açıldı. 3 ay sonra bunu aldık. Evet. Bir güneş alsın dedik. Gezdirelim dedik. Güneşte bekletmeyelim. Tekerlekli sandalyeyle rahat dolaşılabiliyor mu pazar? Vallahi iyi, şu an çok güzel. Şu an çok güzel. Oldu, size de iyi günler. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Harika. Sonra. Bak, olmaz. 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 Bak çekiyorlar. Mükemmel bir pazar yeri. Eskişehir'e göre eskişehir yeremek için. Aydın'da ve Türkiye'de bir pazar yeri yok. Aydın'dan geliyorum efendim. Evet. Ben Aydın'dan geliyorum. Aydın'da da böyle bir şey yok ya. Yok. Çok mükemmel. Türkiye'de yoktur böyle modern bir pazar. Üstün çadırı efendim. Pazarın tamamı yerel ürünler, bölgesel ürünler, iyi tarım uygulamaları, köylünün kendi bahçesinde yetiştirdiği ve milletin tüketimine sunduğu, nihai tüketiciye sunduğu gıdalar, sebze meyve grubunda bu şekilde. İki, o kışlık dediğimiz veya ara ara salçadır, kuru biberdir, makarnadır, bulgurdur, kuskustur veya işte günde kuru biberdir, neyse onlar. O ürünler de köylümüzün kendi evinde aile olarak üretip de milletin hizmetine, satışına sunduğu ürünler. Ve biraz önce de gördüğümüz gibi el iş ürünler de tamamen bölgede yaşayan insanların kendi imkanlarıyla, daha önceki eğitimleriyle ailece yaptığı takılar, boncuklar, hediyelik eşyalar gibi ürünler. Yani pazarın tamamında birinci şartımız Koçarlı Belediyesi olarak şuydu. Yerli ve doğal ürünler olacak. Koçarlı ve bölge halkı öncelikle burada satıyor olacak. Hayriyeten markalı ürün satışı katliyen yasak pazarımızda tamamen bütün ürünler, bütün tezgahlarda vatandaşımızın kendi ürettiği hijyen kurallarına uygun belli bir standartta ve bu pazarda biz inşallah önümüzdeki dönem içerisinde daha da geliştirerek Emizon Koçarlı markasıyla bir ticari firmamız var. O firmayla da entegrasyonu sağlayıp gerekirse kamera üzerinde bir çalışma yapılıyor. Doğrudan satış ülkenin her tarafına bu pazardan üretilen ürünler doğrudan Türkiye'nin bütün pazarlarına satılabilecek. Gördüğünüz gibi burada markalı bir ürün satışı yok. Köylümüzün, yurttaşımızın, vatandaşımızın tamamen kendi imkanlarıyla bağında, bahçesinde, tarlasında üretip ya da evinde çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle yaptığı o işte gıda maddeleri tamamen hijyen kurallarına uygun veya işte biraz burada gördüğümüz gibi oyuncaktır, örtü altıdır, tuzluktur, karabiberliktir, suluktur, süs eşyasıdır neyse onları da kendi el emeği olarak yapıp Koçarlı'dan esnafımızla zaten vatandaşın hizmetine satışa sunduğu ürünler. Aydınlılar doğal besin yönünden, doğal beslenme açısından çok şanslı. Çünkü büyük şehirlerin marketlerinde bulamayacağınız en doğal sebzeler, en doğal meyveler, el yapımı börekler, çeşitli gözleme ve yuvalama gibi yöresel ürünleri burada rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Dağda buranın yöresel meyvesi. İlaçsız. Evet, doğal. İlaç yok, gübre yok.
Kendi halinde yetişiyor yani. Tabii tabii, kendi halinde olgunlaşıyor. Dalından koparıp getiriyoruz buraya. Erişte var, kırmızı biber var, yuvarlama var. Tarhana, köy ekmeğimiz var. Biraz da yuvarlamayı anlatır mısınız? Aydın'a özgü bir yiyecek, yemek nasıl yapılıyor? İçinde neler var? Ne özelliği var? İçinde kıyma, soğan, yumurta, baharat koyuyoruz içine. Karabiber, tuz koyuyoruz. Unla yoğurup ondan sonra zeytinyağı da kızartıyoruz. Ramazanlar isteyen yapar, isteyen pişirir ama düğünlerde yöresel yemeğimiz de bu. Pazar yerini nasıl buldunuz? Çok güzel olmuş, ferah olmuş. Çok güzel, genişlemiş hem. Şimdi Koruk Suyu bizim buralarda bilinir ama her yerde belki de bilinmiyor. Biraz anlatsın. Evet, Koruk Suyu mevsiminde, şimdi tam mevsimi. Koruk nedir onu bir anlat. Koruk nedir? Koruk olmamış üzümün yeşil hali. Biz bunu sıkarız ve biraz da olmuş üzümle birlikte hafif tatlandırırız. Soğuk bir yaz içeceği şeklinde misafirlerimize sunarız. Normalde koruğun tadı nasıldır? Onda normalde koruğun tadı çok ekşidir. Bir limon tadındadır yani, çok oldukça ekşidir. Ama biz onu biraz da olmuş üzümlerle tatlandırıp içilecek kıvama getiriyoruz. Kaça satıyorsun? 400 mililitrelik bardağını 3 liraya satıyoruz. Nasıl üretiyorsunuz bir yandan? Kesinlikle kendi bahçemiz var. Bahçemizde bulunan asma ağaçlarından. Nereden geliyor? Çakırbeyli'de burada yaşıyorum ben. Bahçem burada. Burada ürettiğimiz kendi ürünlerimizi bu belediyemizin bize temin etmiş olduğu organik pazar yerinde de satışa sunuyoruz. Yeni düzenlemeyi nasıl buldunuz? Çok beğendik. Çok güzel oldu. Yeni yapılan tezgahlarımız, çadırlarımız genişledi. İnsanların birbirine olan mesafesi, sosyal mesafesi anlamında da tam bu koronavirüs günlerinde oldukça sağlıklı bir iş olmuş. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Pazar yerinin bu yeni halini beğendiniz mi? Çok beğendik. Memnunuz, iyi olmuş, güzel olmuş. Herkesin eline emeğine sağlık. Başka neler satıyorsunuz? Bu tezgahtakileri biraz anlatabilir misiniz? Sarmamız var, el açması böreğimiz var, yine kendi yapmış olduğumuz yuvarlamalarımız var, kuskus var, ev yapımı çorbalığımız var. Aynı zamanda kızartma ve normal kendi yapmış olduğumuz, kendi bahçemizden olan zeytin ve zeytinyağlarımız var. Evet, bunların hepsi Çakırbeyli mi, neresi, civardan mı? Bunlar Timicilerden, Koçarlı Timicilerden, Çufalardan. Yine civardaki ürünler yani. Sizi tanıyabilir miyim? Dilek Uysal, ev hanımıyım. Şunlar bebek patiklerimiz. Kendi yaptığım takı kolyeler, örgüler, çeyiz işleri, seccade takımları, Yemeniler. Yani elimden geldiğince her kesime hitap etmeye çalışıyorum. Hepsini kendiniz mi yapıyorsunuz? Hepsi kendi el emeğim. Pazar yerini bu yeni haline nasıl buldunuz? Ben çok beğendim. Eski halinden çok daha güzel. Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Sağ olsun, hem çadırlarımız hem özellikle tezgahlarımız çok güzel olmuş. Aynen. Hepsini kendiniz mi yapıyorsunuz? Aynen, kendim yaptım. Neler var? Kızartmamız var yer ocaktan. Börek var. Fırında, bu normal fırınlarda. Neler var içinde, ne böreği? Dalgın var, ıspanak var, kesik var. Bu da dalgını da söyleyelim, çoğu o şekilde bilmiyor onu. Türkiye'nin büyük bir bölümü ısırgan otuna burada dalgan deriz. Evet, evet. Isırgan otu, ıspanak, kesikle beraber. Bu da boğaça patatesli kesikli. Bu da kurabiyemiz, ana kurabiyesi diyorlar. Sarma, sarele. Nasıl peki, aile bütçesine katkısı oluyor mu bu pazarı? Olmaz mı? İki tane çocuk okutuyorum, olmaz mı? Eşim kendi hasta. Geçmiş olsun. Sonra. Nesi var? Burger hastalığı. Böyle parmaklar kopuyor, ediyor. Ondan hastalık var. Malunen emekledi, yetiremiyoruz. Bunu da sağ olsun. Başkanımızdan yardımcı oldu bize. Çok teşekkür ediyoruz kendi adıma ona. Merhaba, ben Yunus Dereli. Aydın'dan geliyorum. Organik pazarda burada kendi ürünlerimizi satıyoruz efendim. Doğal, tamamen gübreleme, ilaçlama yapılmadan, hiçbir kimyasal kullanılmadan yetiştiriliyor. Bu nektarin nereden geliyor mesela? Köşk ilçesinden, Aydın'ın Köşk ilçesinden geliyor. Diğerlerini de anlatır mısınız? İncirimiz var. İncir, Germencik, Çarıklar, dağ inciri. Evet. Tereyağımız Çin'e dağ köylerinden geliyor. Zeytinyağımız da Aydın Çin'e dağ zeytinine aittir. Ova zeytini değil. Tamamen doğal kendi ürünlerimizi satıyoruz efendim. Ceviz Köşk Yaylası'na ait.
Yaylada bunlar bırakın gübreyi sulama bile yapılmıyor yani. Tamamen kendi kendiliğinden yetişiyor. Tamamen kendi halinde. Aynen kendi halinde yetişiyor. O yüzden en sağlıklı şekilde burada pazarımızdan temin edebilir isteyen. Evet, evet sevgili seyirciler. Para verseniz bulamayacağınız şeyler. Kendi doğal halinde yetişen bir cevizi Türkiye'de kaç pazar yerinde bulabilirsiniz bilmiyorum. Ama Aydın'da Çakırbeyli pazarına gelirseniz işte böyle doğanın içinde yetişen ürünleri rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Pazar yerini nasıl buldunuz? Yeni halini beğendiniz? Yeni hali çok güzel. Gölgelendirmeyi falan çok iyi yapmışlar. Tezgahlarımız biraz genişlemiş. Çok memnunuz. Sibel Durmaz. Bakıyorum burada harika domatesler var. Bunlar nereden geldi? Koçarlık Araç Köyü'nden. Zaten belli oluyor bu. Bizim buralarda pembe domates dediğimiz yayla domates. Yayla domates, evet. Bunu kişi üretmiyor zaten. Çok az nadirdir yani üreten kişiler. Bu genelde ovalarda falan pek yetişmiyor değil mi? Evet, bizim dağda olduğu için, bakımı da güzel olduğu için yetişiyor. Fiyatları nasıl bunların? Fiyatları uygun, 7 lira kilosu. Bir de nasıl yetiştiriyorsunuz? Doğal mıdır tamam? Doğal hayvan gübresiyle yetiştiriyoruz biz. Yani yapay gübre, kimyasal... Hayır, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Zamanı geldi mi hayvan gübresini alıyoruz, onlarla birlikte yapıyoruz. Öyle ilaçtır, hormondur atmayız yani. Bir de bunun lezzet özelliğini söyleyelim. Bildiğim kadarıyla çok etli bir yapısı var. Biraz etli ve ağızda pamuk gibi dağılır yani, şeker gibi tadı var. Hatta bir sabahleyin doğradık, rahat 3-4 tane yedik bunlardan kahvaltıda. Çok güzel tadı var, tavsiye ederim yani. Çakırbeli'de bende bulabilirler bu domatesi. Evet, aslında büyük şehirlerde yaşayanlar bu lezzetlerden mahrum kalıyorlar. Çünkü marketten aldığınız domates bunun yanında plastik gibi kalır. O kadarını söyleyeyim. Ben hani buralı biri olarak bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Herkese öneriyoruz. Aydın Çakırbeyli köyüne bekliyoruz. Burada Çakırbeyli pazar yeri. Şekline aldanmasınlar yani. Evet, zaten bu süpermarketlerde falan hep o şekli aldanılıyor değil mi? Hepsi parlaklığına denk geliyor, şey güzelliğine kapılıyor ama en doğal aslında bu. Yamuk yumuk olması en doğal, onu gösteriyor. İlaçsız çünkü. Koçarlı Gaffarlar Köyü'ndenim ben. Rukiye Şimşek. Şimdi biz bunları bizim köyde eski ninilerimizden kalma köy domatesi. Ninilerimizden gocigarı tohumunu deyiveriz biz. Pembe domates diye geçiyor değil mi? Pembe domates diye geçiyor ama bunun başka bir adı var da ben onu bilmiyorum. Hani bizim kendi ninilerimizin tohumlarında. Her şeye bu sebze işlerine kendimiz bakarız. Evet. Kendimiz yetiştiririz. Bu köy yüksekte bir köy mü? Yüksekte bir köy kardeşim. Makun olarak geçer bizim köyümüz. Domatesi yüksekte yayla da yetişiyor yani. Yayla. Evet. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bunların hepsini kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet, ben yapıyorum. El işi, elimde işliyorum. Şu çantalarım, şurada çuval çantalarım var. Evet, aile bütçesine katkıda bulunuyorsunuz herhalde. Keçi çantalarım da var ama şu an koyamadım, yaz sezonu çuval yapıyorum. Çilem Taşdemir, Aydın'dan geliyorum. Gazeteden işte sepetler yapmaya çalışıyorum. Gazete gibi görünmüyor da nasıl bu hale getiriyorsunuz? 3-4 senedir ben bunu yapıyorum zaten. Gazeteleri rulo şekline getirip ondan sonra ördükten sonra boyayıp dernekleyip bu hale getiriyoruz. Maşallah kabak kocaman. Bu kabak nereden? Anlatır mısın? Sizi tanıyalım. Nereden geliyorsunuz? Buradan, yan köyden, Cincin'den geliyor. Koçarlı Cinci. Kimyasal gübre, ilaç? Sadece koyun gübresi. Organik, kendi balımız. Çok güzel. Zeytinyağı sabunu siz kendiniz? Evet, kendimiz yapıyoruz. Nasıl buldunuz pazarın bu yeni hali? Çok güzel. Allah razı olsun hepinizden. Var
Ayzar pekmezi, Rızaki üzümlerin ve pekmezi üzümlerin kol olarak geliştiği, tarih boyunca uzun yıllardır geliştiği, üzümü de kurusu da burada gördüğümüz üzere doğal olarak Koçarlı'nın Bağcılar Mahallesi gelişiyor. Bununla ilgili bir tescil marka çalışmamız da var. Bunu da inşallah tüm ülkeye tanıtacağız. Doğal, yerli imkanlarla, kendi imkanlarla üretip milletin hizmetine pazara sundukları harika, doğal, katkısız, tamamen natural bir ürün. Adım Fethi Koçar. Bak şu siyah üzüm pekmezi, şu da sarı üzüm pekmezi. Bizim oranın üzümüyle, inciliyle çok meşhuruz biz. Evet, sizden de bir iki cümle alalım. Nasıl pazar yeri, sıkıntı var mı? Başkanımız sayesinde pazarımız çok güzel oldu. Hem genişledi hem daha rahat, çadırlarımız hele çok güzel oldu. Ayrıyeten teşekkür ediyoruz başkanımıza. Pazarcılar uyuyorlar mı kurallara? Ne gördünüz? Hemen dört dörtlük aynı hafta olmaz. Yavaş yavaş daha iyiye, daha güzele. Zaten onlar için çalışıyoruz başkanımızla beraber. Yavaş yavaş daha güzel olacak Allah'ın izniyle. İsmim Mutlu Şahin. Çin'den geliyoruz. 2 yıldır bu pazarda pazarcılık yapıyoruz. Çok güzel emek vermişler. Güzel tenteler yapmışlar. Pazar yerleri genişlemiş. Bundan dolayı emeği geçen herkese ben bir esnaf olarak teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Birçok ürünümüz kendi ürettiğimiz veya kendi yapımımız olan ürünler. Çin'den mi bu ürün? Evet, tabii birçoğu Çin'den. Cevizimiz var. Onun dışında kendi yapımımız olan reçellerimiz var, eriştemiz var. Kendi bahçelerimizde olan ağaçlarımızın ürünleri var. Bunun dışında katma değer yaptığımız mesela zeytinyağından sabunumuz var. Mevsiminde topladığımız domateslerimizden soslarımız var. Pekmezimiz var. Bu mesela bu bir ay önce yeşildi bu ıhlamurlar. Mesela şu anda toplandı, kurudu ve poşetlendi. Müşterilerini bekliyor. Yani tamamen doğadan. Tabii doğal mesela. Aynen şu kekikler aynı şekilde. Doğadan toplanmış ürünler bunlar. Herhangi bir şey yok. Bu da kantaron otu. Bunlar hepsi tamamen dağdan toplanmış. Ve buradaki pazara gelen müşterilerin hizmetine sunulmuş ürünler. Şimdi bunu yapan ustaları var. Bu ustalıkta yapmak kolay değil bunu. Biz bunun yağını veriyoruz kendi yağımızdan. Bu mesela yemeklik yağ. Bu zeytin yağ sabunu yemeklik bir yağdan yapılmış. Kaliteli bir sabun. Zaten renginden ve görüntüsünden belli olmak. Neye dikkat etmek lazım? Sabun alırken bir defa kostik oranının düzgün verilmiş olmasına dikkat etmek lazım. Eğer kostiği düzgün değilse, yeterli oranda veya fazla verilmişse dışı beyaz olur. Ama bu sabun öyle değil mesela. Düzenli bir karışım sağlanmış ve dışına hiç beyazlama veya küllenme olmamış. Fiyatlarımız 20 lira. Özelliği nedir? Bir faydasını biliyor musunuz? Ya, zeytinyağı sabunu. Doğal zeytinyağı sabunu bizim bu bölgede yıllardır kullanılan, gelenekten gelmiş bir yapım tekniğiyle yapılıyor. Köylümüzde diğer insanlar da bu sabunu severek, bilerek kullanıyorlar. En önemli özelliği herhangi bir kimyasal katkısının olmaması içinde. Tamamen zeytinyağı ve kostik karışımından oluşmuş olması. Kırmızı biberleri görünce iştahım açıldı. Anlatır mısınız bunları nasıl? Kırmızı biberi yerinden yetiştirip, dalından koparıp, kurutup pazarımıza getiriyoruz. Halkımızı yediriyoruz. Organik, temiz, herhangi bir karışım yok. Organik olanı satmak üzerindeyiz. Tamamen doğal. Burnuma mis gibi kokusu geliyor zaten. Evet canım, aynı öyle. Programın daha sonuna geldik. Aydın'da Çakırbeyli Köylü Pazarı'ndaydık. Doğal yerel ürünler pazarındaydık. Ve en doğal, en taze ürünlerin yetiştirildiği, tüketiciye sunulduğu, bir hayli de turistik özellik kazanan, ünü Aydın ilinin dışına taşan bu pazar yerinden görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.